CHP Turgut Reis Belde Örgütü, Turgut Reis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seçim bürosunu açtı. Seçim bürosunun açılışına Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Muğla CHP İl Başkanı Murat Tevfik Ülkü, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Bodrum CHP İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, Muğla Milletvekili adayları Tolga Çandar, Emrah Doğu, Mustafa Öztürk, Muğla İl Genel Meclis üyeleri Mükerrem Uyar, Şükrü Şehir, Cesur Öncer, Önder Batmaz, Muğla CHP İl Örgütü Seçim Komisyonu Başkanı Süleyman Uslu, Bodrum CHP İlçe Örgütü Seçim Komisyonu Başkanı Hüseyin Anıl'ın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Turgut Reis Belde Örgütü'nün seçim bürosunun açılışına hoş geldiniz. Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramımız kutlu olsun. Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere bıraktığı çağdaş, laik ve aydınlık bir Türkiye olduğunu, bunu yaşatmanın hepimizin görevi olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Ülkemizin en ücra köşesindeki Turgut Reis beldemizden aydınlık bir Türkiye'nin ışığını bugün hep birlikte yakacağız. Buradaki coşku, buradaki hareket, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının bir nirengi noktası ve nirengi taşı. Buradaki çalışmalarımız, buradaki samimiyet bizim ülkemizin diğer coğrafyalarına örnek olabilecek bir nokta. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizler, Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı bir miras var. Çağdaş bir Türkiye, layık bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye. Bunu yaşatmak hepimizin görevidir. Bugün biz yapıyoruz, yarın bir başka nöbetteki arkadaşlarımız bu çağdaş ve aydınlık Türkiye'nin devam etmesi konusunda kararlılıklarını hep birlikte yapacağız. Burada arkadaşlarımızın işte dün de, bugün de ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik illerinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kitabında, her binasında emek en yüce değerdir yazar. Biz bu emeğe her zaman saygı gösterdik, saygı göstermeye de devam edeceğiz. Bu seçim bürosumuzun kendi beldemizde olduğu kadar ilçemizde de, ilimizde de başarının bir atlama noktası, bir evi olması düşüncesiyle hayırlı olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunarım. Muğla CHP İl Başkanı Murat Tevfik Ülkü, CHP olarak bu dönemde çok farklı işlere imza atmaya hazırlandıklarını, genişletilmiş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarına bakış açılarının ciddiyetini vatandaşa göstermeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu. Seçim havasında açtığımız bu güzel mekanda kendi kimliğimizi, görüntümüzü, vereceğimiz mesajları hepsini buradan güzel bir şekilde organize edip insanlara sunmak zorundayız. Bizim aydınlık yüzümüz bu gibi mekanlar, bizim aydınlık yüzümüz buradaki heyecan, bizim aydınlık yüzümüz yarınlardır. Bunların teminatını birlikte yaratacağız. Bu inançla hepinizi tekrar sevgi ve saygılarla selamlıyor. Bu seçim bürosumuzun hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Bodrum CHP İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk yaptığı konuşmasında 13 Haziran sabahı CHP'nin iktidarına, halkın iktidarına uyanacaklarını ve buna yürekten inandıklarını söyledi. Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu ülkede işçilerimizin terörist sayılmadığı, köylülerimizin ananı da al git diye horlanmadığı, emekçilerimizin açlığa, sefalete mahkum edilmediği, bu ülkede 2,5 aylık kübra bebeklerin açlıktan ölmediği, daha Milas'ta dibimizde bir gazimizin açlıktan ve donarak ölmediği günler için, halkın iktidarı için hep beraber omuz omuza, el ele 12 Haziran akşamına kadar gerekirse uyumamacasına çalışacağız ve bu haramilerin saltanatını hep beraber yıkacağız sevgili dostlarım. Muğla milletvekili adayları da kısa birer konuşma yaptılar. Konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı vererek 13 Haziran'da iktidar olacaklarını söylediler. Ama bu siyasi ahlaksızlar Cumhuriyet değerlerini yok etme adına
keferi giydikleri iddia ediyorlarsa ben de buradan sesleniyorum. Hodri meydan. 12 Haziran'da o kefen kimin üzerine daha çok yakışacak hep beraber yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini yok etmeye çalışanları sandığa gömme umuduyla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun.